Çobanlık ve çiftçilik işlerini Cinali'ye yıktıktan sonra kendimi yemek yer gibi hissediyordum. Öğlene doğru kalkıyor, elim arkamda köy meydanında geziyordum. Bendeki bu durum köydeki herkesin dikkatini çekmişti. Fakat kimse şeytanın papucunu ters giydiren Cinali'nin benim işlerimi neden gördüğünü bilmiyordu. Durumumu görüp şaşıran köylülere, muhtar dediğiniz böyle olur, diyordum. Kahveye gittiğimde ise en çok bana Serkan'ı soruyorlardı. Muhtarım bu Serkan kim, necim adam? Ben Serkan'la yolda tanıştım. Benden onu köye götürmem için rica etti. Oradan bir tanışıklığımız. Onunla ilgili en çok sorulan sorulardan biri de köye tekrar gelip gelmeyeceğiydi. Odunluktan, tavan arasından eski eşyalarını getirip onun gelmesini bekleyenler vardı. Ben de ahırda bir düğün buldum. Serkan Bey gelince göstereceğim. Arkadaşlar, adam birkaç gün sonra geleceğim dedi. Ben de bekliyorum. Hanım bir iki parça kilim hazırladı. Alırsa satacak. Bu tarz konuşmalar Tırı Mahmud'u rahatsız ediyordu. Serkan'la ortak olduğu için onun adına konuşmakta sakınca görmüyordu. Antika konusu açıldığında bana göz kırpıyor, kaş göz hareketi yapıyor. Ben Serkan Bey'le görüştüm. Mal verdiği firma batmış. Köylülere söyle, beklemesini. Eşyaları da beş para etmedi. Beni yalnız gördüğümde kendisi gibi konuşmamı dembiliyordu. Öbür taraftan Mahmud semerciliğe çoktan başlamıştım. Köy köy dolaşıyor, akşama bir kamyon eşekle geri geliyordu. Mahmud, önce semeri alsana, bu kadar eşekle niye geliyorsun? Ticari sırdır, söyleyemem. Geçen Karaköy'de Budurların Emin'in senelerine müşteri oldum. Bana senin eşeğin yok, semeri ne yapacaksın dedi. Ben de önce semeri sonra eşeği alacağım dedi. Ne uyanıksın Mahmud. Mahmud'un eşek ticaretine başlaması köyde merak konusu olmuştu. Ne yapacaksın bu kadar eşeğini besleyip satacağım diyordu. Mahmud, kafayı mı yedin? Dana mı bu besiye çekeceksin diyenlere karışmayın benim işime diyordu. Aradan bir hafta geçti. Mahmud'un evinin bahçesi eşeklerle dolmuştu. Bu durumdan en çok rahatsız olan kişi Mahmud'un eşiydi. En sonunda eşiyle kavgaya tutuştular. Eşinin sesini tüm köy duyuyordu. Eşinin son sözü ya ben ya eşekler olmuş. Eşeklerimi hiçbir şeye değişmem diyen Mahmud'un eşi en sonunda iki çocuğunu da yanına alarak evi terk etti. Mahmud'un bu durumundan sadece eşi değil köydeki insanlar da rahatsız oluyordu. Ama Mahmud durmadan köylerden eşek toplamaya devam ediyordu. Senin ağrında varsa 3-5 eşek onları da alayım. Mahmud'u nereye şikayet etseler bir sonuç alamayan köylüler en sonunda Mahmud eşek etini kasaba satıyor. Halka eşek eti yediriyor diyerek valiye şikayette bulundular. Vali ilçenin kaymakamını arayarak bir yüzer fırçaladı. Bunun üzerine kaymakam ilçede ne kadar memur amir varsa hepsini ayağa kaldırdı. Jandarma Mahmud'un evinin etrafını sardı ve eşeklerine el koydu. Mahmud'u evinde bulamayan jandarma yanımızda Mahmud'u telefonla aradı. Jandarma komutanı telefonla konuşurken birden surat ifadesi değişti. Buna başta bir anlam veremedik. Ama daha sonra Mahmud'un jandarma komutanını arkadaşı zannettiği ve onu işlettiğini zannettiği için jandarma komutanına küfür yapıldı. Köyün birinde yakalandı. Adliye, mahkeme derken serbest bırakıldı. Ertesi gün kahveye geldi. Gitti güzel eşekler. Üzülme. Eşekler gitti ama semerler gitmedi. Allah'ını seven beni tutmasın diyerek koşarak gitti. Ertesi gün eski Mahmud geri dönmüştü. Semerlerine bir şey olmadığı için çok mutluydu. Fakat tekrar eşek toplamaktan çok korkuyordu. Hemen hemen çoğu köydeki eşeği topladım. 5-10 eşek ya var ya yok. Ortalık biraz durulsun. Bir yolunu bulup onları da alacağım. Neyse gidip semerlerime bakayım. Neyden? Onun paytak paytak yürüyüşüne bakarak kendi kendime söylendim. Sen iyiydi semerci Mahmud. Az çektirmedin bana.